Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Merhaba, ismim Doktor Suzan Uzan. Avrasya Hospital'da yaklaşık 10 yıldır biyokimya uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün ben sizlere gebelikte diyabetten bahsetmek istiyorum. Gebelikte diyabet, bebeğimizin sağlıklı doğabilmesi ve sağlıklı bir ömür yaşayabilmesi için bu hazırlık döneminde yapılması gereken testlerden ve bu testlerin kontrolü, daha sonra yapılacak olan testler, diyetler ve tedavilerden bahsetmek istiyorum. Gebelikte yaklaşık 20. haftadan sonra gebeliğimizin düzgün sürede, düzgün şekilde geçip geçmediğini kontrol etmek adına ne yapıyoruz? Bir şeker yükleme testi dediğimiz PPG 50 gram, yani postprandial glikoz tolerans testi dediğimiz bir test yapıyoruz. Burada gebelerimize aç karnına 50 gram şeker içeren bir solüsyon içiriyoruz. Açlık kan şekerine ve birinci saatteki şeker düzeyine bakıyoruz. Bu birinci saatteki şeker düzeyimiz eğer 140 gramın miligram bölü desilitrenin üzerine çıkarsa, o zaman ne yapıyoruz? Hastalarımıza, yani danışanlarımıza, anne adaylarımıza ne yapıyoruz? 100 gramlık OGTT dediğimiz başka bir testle bunun kontrolünü yapıyoruz. Bunun 100 gramlık şeker yükleme testinde de yine gebelerimize açlık kan şekerine, birinci saati ve ikinci saatindeki şeker düzeylerine bakarak bu insülin düzeyinin gerektiğinde kana doğru verilip verilmediğini, kan şekerinin sağlıklı bireylerin olması gereken düzeyde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer birinci saatten itibaren yapmış olduğumuz bu 100 gramlık şeker yüklemede yapmış olduğumuz testte birinci saatinin 180 miligram bölü desilitrenin üzerine çıktığı dönemde bizler gebelerimizin bir diyetisyenle, bir dahiliye uzmanıyla görüşmesini öneriyoruz. Bu dönemde eğer anne adayı diyetine dikkat ederse ve gerektiğinde insülin verilerek bu şeker düzeyinin normal düzeylere getirilmesi sağlandığında ne olacaktır? Bebeğimizde diyabetik annelerde görülen bazı gelişimsel bozuklukların oluşması engellenecektir. Bunların en başında bebeğimizin çok fazla kilo alması, bu da bize ne yapacaktır? Doğum sırasında normal bir doğum mu, bir sezaryen mi yapılması, doğumunun sezaryen mi olup olmamasına karar verme aşamasında bizi düşündürtecektir. Şimdi bebeğimizin sürecini kontrol ederken, gelişim sürecini kontrol ederken ayrıca ne yapıyoruz? Daha önceden bir şekerle ilgili problemi olup olmadığını kontrol etmek için hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık şekerin ortalamasını kontrol değerlendiren, kontrolümüzü sağlayan bir testten de hastalarımızı ya da danışanlarımızı ne yapıyoruz? Test ederek kontrol edebiliyoruz. Eğer hemoglobin A1c düzeyi her laboratuvarla ya da kite göre değişmekle birlikte yaklaşık üst sınırının 6.5 mg bölü desilitre olduğunu söyleyebilirim. Bunun üzerinde olması bu 3 ay boyunca şeker düzeyinin 140 mg bölü desilitrenin üzerine çıktığına bize düşündürtecektir. Bizler buna niye önem veriyoruz? Çünkü eritrositlerin içinde mevcut olan hemoglobin şekeri bağlıyor ve eritrositlerin ömrü 90 gün olduğu için bu 90 gün boyunca tüm eritrositlere yapışan şeker düzeyi değişmeyecektir. 3 ay sonra o yıkılan eritrositler sayesinde o şeker atılma şansına sahip olacaktır. Bu da bizi neye götürüyor? Bu şekerlerin
Bazen hastalarımız diyet laboratuvara gelmeden önce ne yapıyor? Birkaç gün dikkat ediyorlar yediklerini, içtiklerini. Açlık kan şekerlerinin düşük çıkmasını kısmen de sağlayabiliyorlar. Ama tabii ki bu eritrosit ömrünü değiştiremeyecekleri için mevcut olan hemoglobin A1c ile biz 3 ay içerisinde gün gün olmamakla birlikte o 3 ayda çeşitli ivmeler yapıp yukarıya çıkan şeker düzeyinin, artan şeker düzeyini tespit edebiliyoruz. Benim özellikle gebelikte diyabetin önemsenmesi ve bu tedavi sırasında bazen insülin kullanılması gerektiği üzerinde durmak istiyorum. Neden? Hastalarımız genelde ya da danışanlarımız, anne adaylarımız insülin kullanılmasının bebeğe sakınca yaratacağını düşünüyor ve bunu kullanmayıp bu konuda diretiyorlar. Şimdi insülin düzeyi kan şeker düzeyini daha çabuk bir şekilde organize bir şekilde ayarladığı için ne yapılacaktır? Bir an önce başlanması ve bebeğimize zarar verecek fazla şekerin bebeğimizin vücudunda çeşitli sistemlerinde zarar vermesi önlenecektir. Bunun için de danışanlarımızın lütfen bu konuda özellikle hemoglobin A1c düzeyinin yüksek olduğu, OGTT 100 gramın birinci ve ikinci saatinde yüksek çıkan hastalarımızın ve daha sonra yine takiplerimizde açlık kan şekerlerinin yüksek olduğu hastalarımızın, danışanlarımızın özellikle verilen diyetlerine ve dahiliye uzmanlarımızın bu kan düzeylerini, takiplerine, vermiş oldukları tedavilerin düzenli bir şekilde uygulanmalarına özellikle dikkat etmelerini söylüyorum ve uyarmak istiyorum. Bunun bir önemi de eğer bizler açlık kan şekerimizi, yani bebek bir anne adayı olarak bebeğimizi düşünüyorsak, bu mevcut olan akciğerlerin daha sonradan çocuğun gelişimi için üretilen sürfaktan dediğimiz bir madde var. Eğer diyabetik annelerde bu maddenin yapımı daha yavaş meydana gelmektedir. Doğal olarak bazen hem daha yavaş üretilen bir bu maddeden dolayı akciğer gelişimi daha yavaş olacaktır. Hem de çocuğun normal gelişimi, ama maalesef şunu şu şekilde de tanımlayabiliriz. Hani kilolu bir çocuk ama kof bir çocuk. Yani sağlıklı bir çocuk olmayacaktır. Bundan dolayı da bu sağlıklı olmayan ve akciğer gelişimi tamamlanmamış olan bir çocuğun erken doğumu onun daha sonradan hem akciğerleriyle ilgili problemlerinin oluşmasına hem de gelecekte bir şeker hastası adayı olarak doğmasına sebep olabilecektir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.